Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Başlıktan da anladığınız gibi bugün her şey mavi. Çok mutluyuz. Mavi birazcık böyle mutluluk veriyor galiba insana. En sevilen renklerden biri herhalde. Mavi sevmeyeni görmedim. Ben çok seviyorum mavi. Şimdi şöyle, YouTuber'lardan Meryem Can'ı takip ediyor musunuz bilmiyorum. Böyle renklere göre videoları var. İşte bütün gün her şey sarı, bütün gün her şey mavi gibi. Ve o videolarını izlerken gerçekten çok eğleniyorum. Giydiği kıyafetten saçına, işte arabasına, hatta yediği içtiği içeceklere kadar her şeyi tek renk yapmaya çalışıyor. Çok zevkli ve eğlendiğim videolar. Baktım ki insanlar da bu videoları seviyor ve ilgisini çekiyor. Ben de kendimi uyarlamak istedim ve kitap önerilerimi tek renk yapmaya karar verdim. Aslında bir takipçim de bir konuda tek renk yapabileceğimi söyledi. Tek renk serisi. Onu da yapmayı düşünüyorum. Onu da yakında yapacağım ama şu an bu fikri söylemek istemiyorum. Neyse. Belki yapamam falan, kalmayayım ortada. Bugün kitap önerisi yapacağım ve tek renk olacak. Başlıktan da anladığınız gibi mavi kitaplar. Size kitaplarımdaki mavi kitapları önereceğim. Lütfen kitapları böyle şeylere alet etmeyin. Renklere göre kitap önerisi mi olur? Kapağa göre kitap olur. Böyle eleştirileri kabul etmiyorum. Çünkü burası YouTube ve bir şekilde insanlar öne çıkmaya ve izlenmeye çalışıyor. Bir yerlerden fikirler bulmaya çalışıyor. Kitap içerikleri çok fazla izlenmiyor. İnsanlara bir şeyleri izletebilmek için bazen böyle şeyler yapmak gerekiyor ve ben bunda bir sakınca da görmüyorum. Sakınca görsem zaten çekmezdim. Şimdi buradaki mavi kitaplarımı şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunları size tek tek önermeyi ve hakkında sohbet etmek istiyorum. Hepsi bestseller, gençlik kısımlar birazcık altta. Ben en üstten başlamak istiyorum. En üstte bir bestseller var ama geri kalanı biraz daha şey, şiir falan. Bunu Aynı Yıldızın Altında kitabını okumayan yoktur. Bunu neden koydum? Bu İngilizcesi bu arada. Bir ara İngilizce kitap okumaya sarmıştım. Bu şekilde. Bunu neden koydum? Çünkü Türkçesi kutulu setin içine ve çıkarmak çok zor. Az önce çok üşendim ve bunu da rafta görünce almak istedim. Aynı Yıldızın Altında benim en sevdiğim kitaplardan biri. Zaten kitaplar ve sözleri hesabı, Instagram blogumu açmamın, aynı zamanda YouTube hesabı açmama sebep veren bir kitap. Çünkü insanlık için bir şeyler yapmalıyız ve insanlığa dair bir şekilde bir noktada insanlara yardımcı olmalıyız diyordu. Ve ben de kitap okuyan bir insan olarak ne okuyacağını bilmeyen insanlara belki yardımcı olurum diye bir blog ve YouTube kanalı açmıştım. Aslında hayatımın değişmesine sebebiyet veren ve şu an sizlerle buluşmama sebebiyet veren bir kitap. Bu yüzden de Aynı Yıldızın Altında'nın bende yeri çok ayrıdır. Eğer ön yargılıysanız, of iki kişi kanser oluyor, aşk hikayesi, acıklı falan deyip okumak istemiyorsanız bence ön yargılı olmayın. Çoğu takipçimin de Aynı Yıldızın Altında'yı okuduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu konu üzerine çok fazla durmayacağım. Diğer bir kitabım ise Küçük İskender. Ölen Sevgilimin Şiir Defteri. Şöyle göstereyim. Mavili bir kitap yine. Ben de mavi giyindim bu arada. Mavili bir kitap. Küçük İskender şöyle benim çok sevdiğim şairlerden biri ve daha yeni vefat etti biliyorsunuz. Bir hafta mı oldu? Belki bir hafta, belki bir buçuk hafta oldu. Kendisi daha yeni vefat etti. Başı sağ olsun. Mükemmel bir şairdir. Ben çok çok seviyorum. Şiirleri çok çok güzel. Böyle Mavi kitabını da görünce almak istedim. Size bayağıdır şiir kitabı önermemiştim. Bu da güzel bir öneri oldu bence. Daha sonra bir çocuk kitabı önermek istiyorum. Balino. Anıl'ın kitabını kitaplıkta görünce dedim ki masmavi, ne kadar yakışıyoruz, ne kadar güzel. Benim en sevdiğim çocuk kitaplarından biri. Aşırı anlamlı ve çok güzel. Anıl'ı bu konuda çok başarılı buluyorum. Arkadaşım diye değil. Eğer kardeşinize, kuzeninize, yeğeninize ya da çocuk kitabı almak istiyorsanız çocuğunuza kesinlikle Balino'yu tavsiye ederim. Çok tatlı ve çok güzel bir kitaptır. Ben çok severim. Bu arada kitapların konularından çok bahsetmiyorum. Çünkü Balino'yu Google'a yazdığınızda da konusu zaten arka kapağı çıkıyor. Diğer kitapların da aynı şekilde. Google'dan daha fazlası olmak istiyorum. Ve hissettiklerimi, kitap hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Konuyu her yerde bulabilirsiniz ama benim hissettiklerimi her yerde bulamazsınız. Bu yüzden de neden konularını anlatmadan geçtin demeyin bana. Daha sonra yine bir şiir kitabı önermek istiyorum. Masmavi. Behçet Necatigil'in Eski Sokak. Ben bu kitabı okuyalı bayağı oldu. Çok önceden okudum ama Yapı Kredi Yayınları'nın bu rengarenk serisi var ya. Bütün kitapları böyle rengarenk. Kitabın fiyatı 6 TL. İndirim
birimle 4,5'a falan geliyor. Çok uygun fiyatlı ve 4,5 liraya mükemmel şiirler okumak, böyle seçili şiirler okumak çok iyi. Bu da seçme şiirler ve genelde böyle hep en iyi şiirlerini falan koyuyorlar. Behçet Necatiki ile daha önce tanıştınız mı bilmiyorum. Şiir okuyan takipçilerim, şiir okumayı seven takipçilerim kesinlikle Behçet Necatiki ile tanışın. Çok güzel bir dili var, seveceğinize eminim. Ben de çok seviyorum. Çok güzel postitler yapıştırmışım buraya. Bu kadar şiir dedik. Can Yücel'den devam edelim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Gök Yokuş kitabı. Şu şekilde göstereyim. Bunların kapakları değişti. Önceden kapaklar bu şekilde değildi. Can Yücel'i de severim. Bazı noktalarda kendisiyle anlaşamıyoruz. Bazı noktalarda olmuyor yani. Anlaşamıyoruz ama genel itibariyle severim. Sevmediğim bir şair değil. Yine de önermek istedim. Bu Gök Yokuş kitabı gayet güzeldir. Sevdiğim kitaplarından biri. Eğer şiir okumak istiyorsanız Can Yücel'in bu kitabına bakmayı unutmayın. İki tane daha şiir kitabım var. Ondan sonra diğer gençlik kitaplarıma geçeceğim. Yer Çekimli Karanfil. Edip Cansever'in bir şiir kitabı. Ya Edip Cansever'le tanışmadıysanız acilen tanışmanız gerekiyor. Benim ya bayıldığım bir şair. Edip Cansever'i çok çok seviyorum. Hayata çok farklı bir bakış açısı var. Şiire döktüğü satırlarda zaten bu bakış açısını görebiliyorsunuz. Çok seveceğinize eminim. Yani kesinlikle Yer Çekimli Karanfil'i kesinlikle almanız lazım. Kitabın fiyatı 6 TL'ymiş. İndirimle 4,5'a falan bulabilirsiniz ki yani 6 TL ne bileyim. Alırsınız herhalde. Daha ne kadar ucuza kitap bulabilirsiniz bilmiyorum. 6 TL'den sonrası bedava oluyor galiba. Kesinlikle alın derim. Oktay Rıfat'ın bir kitabı var yine. Yunan Antologyası. Yunan şairlerinin önceden yazmış olduğu şiirler. O tabii o zamanlar şeye yazıyorlar. Taşa yazıyorlar. Ve taşa yazdıkları için kırılıyor, parçalanıyor. Bazı taşlar kalıyor, bazı taşlar kalmıyor. Bu yüzden de böyle mesela bir dörtlüğü kalmış ya da üç satırı kalmış. Böyle tamamı olmayan şiirlerin böyle dörtlük dörtlük şeklinde ya da böyle iki satırlık şekilde çevirileri var burada. Oktay Rıfat'ın yapmış olduğu çeviriler. Ama altını çizmekten helak olmuşum. Bakar mısınız? Masmavi postitlerimde bayağı bir altını çizmişim. Demek ki çok çok sevdiğim anlamına geliyor bu. Şunu şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Her yerin altını çizmişim resmen. Okumak isterseniz Yunan Antologyası'nı okumayı unutmayın. Seveceğinize inanıyorum ki Oktay Rıfat'ın kendi şiirleri de çok güzeldir. Onları da bakmayı unutmayın. Bir deneme kitabı önereceğim. Bakın deneme bile öneriyorum. Ben artık hiçbir şey demiyorum. Çeviri şiir, yerli şiir, çocuk kitabı. İşte başka ne önerdim? İngilizce kitap. Daha sonra deneme öneriyorum. Her tarzdan önermeye çalışacağım. Bu her renkler için mevcut olmayacak tabii ki de. Her renkten kitabıma böyle bir çeşitlilik yok. Ama mavi sevilen bir renk herhalde. Kürşat Başar'ın bu kitabı aslında beyaz. Ama kenarı mavi. Yani kitaplıkta görünce mavi zannettim. Aldım ve beyazlığın daha çok fazla olduğunu fark ettim. Şu an bu mavi mi beyaz mı çok kararsızım. Ama yine de önermek istedim. Bazen unutmak istersin. Kürşat Başar Türk Edebiyatı'nın bence en iyi yazarlarından biri. Ben çok seviyorum. Anlatım dilini de çok seviyorum. Başucumdaki Müzik kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Onu kahverengi kitaplardan vereceğim. Çünkü kahverengi bir kitap. Çok güzeldi. Başucumdaki Müzik kitabı sayesinde kendisine aşık oldum ve Bazen Unutmak İstersin aldım. Hatta bu kitabım imzalı galiba benim. Aynen Zorlu'da, Diyanar'da imzası vardı ve kitabımı imzalatmaya gitmiştim. Yazarın kendisi de aşırı derecede tatlı ve samimi birisi. Şöyle postitleri göstereyim. Kitabın neredeyse her yerini çizmişim çünkü çok anlamlı ve güzel şeyler söylüyor. Bu da bir deneme kitabı. İçine böyle kısa kısa denemeler var. Kesinlikle... Lütfen, lütfen okuyun. Kürşat Başar'la tanışın. Türk Edebiyatımızın tatlı ve güzel yazarlarından biri. İlk önce önermek istediğim seri Seçim serisi. Seçim serisi videomu izlediniz mi bilmiyorum ama Seçim serisinin ilk kitabı Mavi. Beni Seç. İlk kitap bu. Her yeri mavi. Bu yüzden de çok güzel bir öneri olacak bence. Mesela bu serinin 4. kitabı mor renkte. Mor video çektiğimde de önerebilir miyim? Yine önerebilirim. Öyle düşünüyorum. Öyle yapacağım çünkü. Neyse. Seçim serisi çok güzel bir distopik seri arkadaşlar. Benim en sevdiğim distopik serilerden biri. Çünkü farklı bir konuya sahip. Bu yazarın kendisini de çok seviyorum zaten. Orijinal bir konuya sahip. Prens tavlamaya çalışıyor kadınlar aslında. Ama bir distopyada dönüyor. Ben Seçim serisinin ilk 3 kitabına bayılıyorum. İlk 3 kitabından sonra serinin kendini tekrar ettiğini düşünüp İlk 3 kitaptan sonrasını beğenmiyorum. Diğer 3 kitabın ismini verse miydim şu an?
Hatırlamıyorum ama Beni Seç, Git ve Sonsuza Dek ilk 3 kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer gençlik kitabı arıyorsanız, distopik bir kitap arıyorsanız seveceğinize eminim. İlk kitap biraz böyle distopik değil. Kızlar prensi tavlamaya çalışıyor. Bir sarayın içinde mesela kaç tane atıyorum, 20 tane kız olduğunu düşünün, halkın arasından seçilmiş. Bunlar 20'si sarayda bir anda prensle yaşamaya başlıyor ve prens evleneceği kişiyi seçmek istiyor. Bu yüzden prensi tavlamaya çalışıyor diyelim. O 20 tane kızın yarışı, aynı zamanda prensin neye göre seçip seçmeyeceği falan, eğlenceli bir kitap ilk kitap. Daha sonra işler biraz daha distopyaya dönüyor. Çünkü prenses seçiliyor ve seçildikten sonra da artık böyle ülkenin yönetimi hakkında ve distopik olaylar hakkında konuşmaya başlıyorlar. Güzel bir seri. Kesinlikle tavsiye ederim. Okurken çok eğlenmiştim. Sevdiğim serilerden biri. Dex yayınlarından alabilirsiniz. Pegasus yayınlarından bir kitabım var. Bu da psikolojik bir kitap. Her tarz önermişim, farkında değilim ama asla. Din ve psikiyatri üzerine, şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce Yalom okudunuz mu bilmiyorum. Benim Yalom'un okuduğum kitaplarından biri. İlk hangi kitabını okudum bilmiyorum ama Yalom okudum 2-3 tane kitabını. Din ve psikiyatri de Yalom'un yapmış olduğu bir röportaj değil de söyleşi gibi diyorlar ya, bir yerde yapmış olduğu konferans konuşması falan, aynen. O tarz bir şeyden alınmış. Direkt o konuşmayı kitaplaştırmışlar. Din hakkında, psikoloji hakkında ve psikiyatri hakkında konuşuyor. Bence kendinize bir şeyler katabileceğiniz bir kitap ki zaten psikoloji alanında Yalom dediğinizde yer yerinden duruyor. O yüzden bu yazarı okumayı ve bu yazarla da tanışmayı unutmayın. Sizi kitap okuduktan sonra yükselteceğine, size bir şeyler katabileceğine çok çok emin olduğum kitaplardan biri. Yalom, severim, çok tatlı. Keşke diğer kitaplarını da okuyabilsem. Daha 3-4 tane daha kitabı var arkamda. Ama bir türlü okumaya fırsat bulamadım. Önermek istediğim kitap, üstümüzde gökyüzü, altımızda deniz. Moyes'in bir romanı. Bu bayağı gençlik bir roman. Jojo, Coco. Bu nasıl okunuyor? Jojo diye mi okunuyor gerçekten? Bilmiyorum ama güzel bir isim yani. Moyes'in kitabı. Senden Önce Ben kitabının yazarı. Kendisini oradan tanıyorsunuzdur zaten. Üstümüze Gökyüzü, Altımıza Deniz'e son yazdığı kitaplardan biri. En son yazdığımı emin değilim. Ama son yazdığı kitaplardan biri. Ben bu kitabı okurken gerçekten çok eğlenmiştim. Çok duygulanmıştım. Ve Avustralya 1946 yılında yüzlerce genç kadını uzun bir yolculuğa çıkarmak üzere vapura, böyle büyük bir gemiye bindiriyor. Ve bu büyük gemiye binmelerinin nedeni de şey, böyle bu 6 haftalık böyle bir okyanus yolculuğu olacak. İngiliz askerlerine kavuşacaklar. Önceden nişanlılar ya da sevgililer falan. İngiliz askerlerine kavuşmak için bir gemiye binip yolculuk yapmaya başlıyorlar ve bütün geminin kadınlardan oluştuğunu düşünün. Ve gemi yolculuğu sırasında da 4 kadının bakış açısından hayatlarını görüyorsunuz ve bunların arkadaşlığını okuyorsunuz. Daha önce geçmişte yaşadığı zorluklar ve şu anda aşk hayatında düşündüğü şey falan okuyorsunuz. 4 tane çiçeği burnuna çok tatlı gelin adayımız var. Bayağı güzel bence. Üstümüze Gökyüzü, Altımızda Deniz çok anlamlı bir kitaptı. Ben okurken hem eğlenmiş hem de çok üzülmüştüm. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer Moyes okumayı seviyorsanız, işte Senden Önce Ben ya da Sevgilimden Son Mektup falan okuyup sevdiyseniz bu kitabı da okuyabilirsiniz. Önermek istediğim diğer bir kitap ise Benim Balığım Yaşayacak. Geçen de bu kitabın yorumuna girmiştim. Sadece benim balığım yaşayacağı anlatan tek bir video. İsterseniz o videoyu da ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim size, Tokyo'da mıydı? Evet, Tokyo'da günlüğünü kaybetmiş bir kız düşünün. Ben yazarımız, bu gerçek bir olay bu arada. Sahil kenarına vurmuş bir çanta buluyor. Çantanın içinde bir günlük buluyor ve günlükte çok zorluklar çekmiş bir genç kızın hikayesini okuyor. Genç kızın hikayesinden etkilenince bunu kitap yapmaya karar veriyor. Hem yazarın kendi şu an yaşadıklarını, aynı zamanda günlükten alıntılar var. Ama yani bu kadar iyi olamaz. O günlük sayfaları falan o kadar iyi ki, böyle felsefe diyeceğim şimdi, korkacaksınız. İnsanları böyle felsefeden korkutan bir algı var Türkiye'de. Korkmayın. Ama çok iyi düşünceler var. Hayat hakkında, yaşam hakkında, ölüm hakkında o kadar iyi alıntılar var ki böyle okuyup okuyup ağlamak istemiştim ve kitaplardaki alıntıları bir defterime yazmıştım. Normalde her kitaptaki alıntıyı defterime yazmam. Defterime yazmıştım ve defteri böyle arada açıp açıp okuyordum. Çok duygulanıyordum. Hala çok sevdiğim kitaplardan biridir. Zaten çoğunluk gerçek hayattan olduğu için, yani kızın günlüğü tamamen gerçek olduğu için ve hafif yazarımız böyle buna birazcık kendi kısmına kurgu karıştırarak anlattığı için çok çok iyi
bir kitap ve kitabın ismi yani benim balığım yaşayacak kısmı acayip iyi bir felsefeye dayanıyor. Yani balığı benzettiği şey ve onu yaşatmaya çalışması çok çok iyi. Zaten sonunda göreceksiniz bunu. Ya bayılacaksınız. Parody yayınlarından bir kitap. Kesinlikle okuyun. Yani şu an önerdiğim kitaplar arasında en tutkuyla önerdiğim kitap olduğuna emin olabilirsiniz. Bayılacaksınız bence. Çok harcanan bir kitap. Yeterince okundu mu sattı mı bilmiyorum. Her yayın evinin kendi tercihi ama ben yeterince fazla insanda gördüğümü düşünmüyorum. Aynı zamanda ödül almış ve bir New York Bestseller kitabı. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. 3 kitabım ve bir tane serim kaldı. İlk önce seriden bahsedelim. Aslında bu birazcık yeşilmiş. Bunu yeşil kitaplardan örebilirim. Neyse serinin tamamını göstereyim de. Bana Dokunma serisi Dex yayınlarından. Şu ilk iki kitap bayağı mavi de şu üçüncü kitap birazcık yeşil kalmış. İlk kitabı göstereyim ben. Bana Dokunma şöyle. Ay bunun yazarı da bir tatlı bir ortam yaptı Amerika'da. Yani zirvesini yaşıyor kadın şu anda. Satış zirvesi yaşıyor. Bu seri de bayağı sattı. Diğer kitaplarını ne zaman çevirecekler? Gerçekten çok merak ediyorum Dex yayınları. Bak çok sinirlendim. Şimdi şöyle Bana Dokunma serisi de distopik bir seri arkadaşlar. Olaylar böyle aşırı derecede hızlı, aşırı derecede aksiyonlu ilerleyen olaylara sahip. Güçlü bir kadın karakterimiz var ana karakter olarak başrolde. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ya ben kadın karakterlerden ve özellikle güçlü kadın karakterlerden kitap okumayı çok seviyorum. Distopik kitaplarda da çok seviyorum. Bana Dokunma kitabı da bayağı güzel bir seriydi. Tek sıkıntısı bu serinin çeviri, yani çeviri konusunda gerçekten berbat bir seri. İlk kitabı iyi çevirmişler. İlk kitapta bir sıkıntım yok. Ama daha sonra çevirmen değişmiş. Ve mesela bir karakterin, kitabın içindeki bir karakterin dövmesinde yazan çeviriyi değiştirmişler. Yani ikinci kitapta çeviride başka bir şey yazıyorsa üçüncü kitapta başka bir şey yazıyor. Neden böyle bir şey yaptınız? Hani çok ciddi hatalar var. Ve çeviri, anlatım dili bence yani birazcık tekstilini mahvetmiş. Bu beni çok üzdü. Ben çeviri konusunda çok bilgili bir insan değilim. Gerçekten normalde kitapların çevirisi hakkında yorum yaptığımı görmezsiniz. Ama bu kitapta çevirinin kötü olduğu o kadar bariz bir şekilde belli ki ister istemez yorum yapıyorsunuz. Ama çeviri dışına yani çeviriyi göz ardı ettiğinizde kitap bayağı iyi. Seri çok çok güzel. Çok sevdiğim serilerden biri. Ve düşünün yani bu çeviriye rağmen kitabı seviyorum. Kitabın orijinal dilinde ne kadar seviliyor ki yabancılar deli gibi okuyor bu seriyi. Türkiye'de yine geride kalan serilerden biri. Bu arada ikincisinin adı Beni Bırakma, üçüncüsünün adı Beni Yakma. Bana Dokunma 1, Beni Bırakma 2, Beni Yakma 3 bu şekilde devam ediyor. İnşallah yani yurt dışına 6 falan çıktı yani 4-5-6'yı da çıkarırlar diye düşünüyorum. Gelelim diğer 3 kitabıma. O kadar klişe bir kitap önereceğim ki yani klişe diye önermiyordum aslında. Bayağıdır da önermedim bu kitabı hiçbir videomda. Ama burada önereyim bence. Mucize. Masmavi bir kitap yine. Çok güzel. Şimdi şöyle ki Mucize ağlayarak okuduğum, yani empati yapmaktan kahroldum, her şeyi kendim yaşıyormuş gibi delilercesine empati yaptığım bir kitap. Yani her gencin, her çocuğun, her insanın 7'den 70'e kesinlikle okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Çünkü çok büyük, yani bayağı iyi. Nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Çok çok iyi bir kitap. Her ailenin, her anne babanın, her öğretmenin, her çocuk yetiştiren kişinin aynı zamanda çocukların ve gençlerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl desem size, bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin. Sonra üzerine karalamış. Bir çocuğu yüzüne bakarak değerlendirmeyin. Aslında diğer insanlardan farklı bir şekilde doğmuş ve değişik yüz hatlarına sahip. Yani diğer insanlardan değişik. Aslında o da normal bir insan ama insanların anormalleştirdiği bir yüz hattına sahip sıkıntısı olan bir çocuk var. Ve bu şekilde toplumda yaşamaya çalışıyor. Bu bir çocuk ve annesinin, babasının, kardeşinin düşünceleri, bakış açıları var. Kendisinin hayata karşı bakış açıları var. Toplumda ona nasıl bakıldığı hakkında esprili bir dille eleştiriler var. Acayip iyi. Yani özellikle mesela sadece çocuğun kendi bakış açısından değil,
ablası mıydı? Bir kız kardeşi vardı galiba. Onun bakış açısını okuduğum yerlerde daha çok etkilenmiştim mesela. Çünkü benim de kardeşim var ve öyle olabileceğini düşünüp gerçekten çok ağladığımı hatırlıyorum. Yani toplumun ona bakış açısından dolayı, yargılanmasından dolayı üzüldüğüm için ağlıyorum. Öyle olduğu için değil. Daha sonra bir anne nasıl hisseder, bir baba nasıl hisseder böyle bir çocuğu olduğuna. Yani yazara gerçekten kocaman alkışlarımı gönderiyorum. Her bakış açısından bu duyguyu yansıtabilmek kolay bir iş değil ve yansıtmış. Mucize kesinlikle okumanız gereken kitaplardan biri. Okumadıysanız çok çok üzülürüm. Lütfen okuyun, lütfen. Önermek istediğim bir kitap ise Zihin Girdabı. Bu kitabı çok görmemişsinizdir. Başörtümle çok uyumlu oldu maviliği. Yine mavi, Pegasus yayınlarından bir kitap. Aşırı anlamlı, aşırı bir güzel bir kitap aslında. Ama çok sattığını düşünmüyorum ben. Çok fazla bloggerin elinde ya da çok fazla kişide görmedim. Birazcık psikolojik bir kitap. O yüzden bunu anlayabilmek biraz daha zor ve anlayamadığınız noktada aslında sevmemeye başlıyorsunuz. Şöyle... Aslında kitap yazarın kendi çocuğunu, kendi oğlunu anlatıyor. Psikolojik sıkıntıları var. Sıkıntı da değil de ne denir ona? Bir hastalığı var. Hemen onu söylüyorum size. Neydi hastalığın adı? Hemen bakıyorum. Yine bir akıl sağlığından bahsediyor. Ay ama ben bunu nasıl okuyacağım? Yani telaffuz edemeyeceğim bir hastalık. Neyse, bir akıl hastalığı var ve çocuğunu gözlemlemeye başlamış. Yani aslında farklı bir dünyada daha yaşadığını düşünüyor ve sürekli onun hakkında çizimler falan yapıyor. Bu yüzden yazar o çizimleri ve çocuğunun anlattığı şeylerin hepsini not almış. Mesela bu çizimler falan var içinde. Ve bunu romanlaştırmış. Çocuğunun bakış açısından yazmış. Ben mesela yazarın kendi çocuğu olduğunu bilmiyordum. Okudum. Böyle o derinliği anlamaya başladım. Aslında o başka bir dünyada, yani o resimleri çizdiği ve başka bir yerde yaşadığı yerlerdeki olayı gerçek hayatıyla bağdaştırmaya falan başladım. Sonra yazar sonunda dedi ki, benim oğlum. Kendi hayat hikayesini anlattı. Ben şok oldum, yani çok şaşırdım. Bu beni daha da çok etkiledi. Daha sonra yayıncının notu kısmı var şu en arkada. Aşırı güzel olmuş. Danışma ve yardım başvurabileceğiniz başlıca kurumlar: Hızır Acil, Ruhsal Bunalım Danışma, Sağlık Danışma, Türk Psikologlar Derneği. Hepsinin tek tek numarasını ve mesela Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun telefon numarası ve işte adresini falan vermişler. Yani... Çekilmeden arayın diyor ya da okuduktan sonra bir sıkıntınız olursa arayabilirsiniz de yayıncı, yani yayın evi bir not bırakmış. Aşırı havalı olmuş bence. Çok hoşuma gitmişti. Okumanız gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri. İnşallah benim anladığım gibi derinliğini anlayabilirsiniz. Çok derin bir kitap. Böyle üstünden okuyup geçmezsiniz. Zihin Girdabı'na benzeyen bir kitap daha var, Zaman İpliği. Ama onun dışı yeşil olduğu için yeşil kitaplar önereceğim. O da bu tarza çok benziyor. Onu da seveceğinize eminim. Gelelim diğer kitaba. Hayatın Kıyısında. Yani bilmiyorum, bloggerlar falan çok okudu ama gençlik çok okudu mu bilmiyorum. Çok güzel bir kitap. Benim çok sevdiğim kitaplardan biri. Yazarına da bayılırım. Ölmek isteyen, intihar etmek isteyen, hayatın kıyısında yaşayan, yaşamayı ölmek zanneden, ölmek olduğunu düşünen bir çocuk var. Bir de bir kız var. Onun ölmesini istemiyor falan. Böyle bir durumları falan var. Bir gençlik kitabı aslında ama yaşam ölüm hakkında çok güzel şeyler barındıran bir kitap. Zevkli bir roman. Çoğu yerde böyle hayatı dalgaya, yaşamı dalgaya aldığı için güzel espriler var. Gülüp eğlenebiliyorsunuz. Seveceğinize de seversiniz herhalde. Hayatın Kıyısında'yı önerip de sevmeyen bir insan görmedim. Yurt dışında deliler gibi satıyor. Bloggerlar böyle delisi falan. Zaten onlardan görüp okuduk biz de. Seveceğinize eminim. Şöyle göstereyim istiyorsanız. Sadece korkuluğun üzerinde oturuyordum. Atlamak gibi bir niyetim yoktu. Sana bir şey söyleyeceğim. Sence dört dörtlük gün diye bir şey var mıdır? Efendim, dört dörtlük bir gün. Sabahtan akşama dek başına sıradan üzücü veya kötü bir şey gelmediği bir gün mümkün mü sence? Bilmem. Hiç böyle bir gün yaşadın mı peki? Hayır. Ben de yaşamadım ama bekliyorum. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bundan birilerine bahsedersen seni gebertirim. Arka kapağında yazan yazılar. Çok zevkli ya. Ölüme hayran olmak ve ölümü çok büyüleyici bulunan bir çocuğun hikayesini okumak isterseniz gayet tatlı bir kitap.
Sıradaki renk ne olsun isterseniz bilmiyorum ama benim aklım pembede. Bence pembe kitaplar çok tatlı olabilir çünkü çok fazla pembe kitap var. Kırmızı kitaplar da olabilir. Belki mor kitaplar. Çok fazla mor kitap görmedim ama. Beyaz siyah garanti. Beyaz siyah kitaplarım dolusuyla var. Birazcık böyle kitaplığımda olan kitaplara göre büyük ihtimalle öneri yapabileceğim. Aslında siyah kitaplar ve beyaz kitaplardan böyle bir iki video da çekebilirim. Sadece bir tane değil çünkü çok fazla siyah ve beyaz kitap var. Bilemiyorum. Şimdilik böyle. Siz hangi rengi en çok istiyorsunuz bilmiyorum. Benim sonraki rengim pembe olabilir. Belki sarı bile olabilir. Ama sarı kitap bilemiyorum. Turuncu falan. Neyse bunu sonra konuşuruz. Ben çok eğlendim bu videoda. Size gerçekten birbirinden güzel kitaplar önerdim. Sahi bir şekilde. En azından benim çok sevdiğim kitaplar ve birazcık bile olsa bana güveniyorsanız kitapları seveceğinize eminim. İlginizi çeken kitapları sonra internete girip uzun uzun araştırın. Sürüsüyle blog yazarı var. Kitaplar hakkında sürüsüyle yorum yapan kanal var. Aynı zamanda blog var. Sadece benim düşüncelerimi değil onların da düşüncelerini görün ve kitapları eleyip eleyip seçip seçip güzelce alın. Hangi konu ilginizi çekiyorsa ona bakın. Ben elimden geldiğince her türden ve her yaşa hitap edebilecek güzel kitaplar önermeye çalıştım. İnşallah sevmişsinizdir. Diğer rengarenk videolarımda ve diğer bütün videolarımda aslında görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarımı da izleyebilmek için şuralara bir yerlere tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.